O da saray yapacak. Kim saray yapacak? Saray nerede yapılacak? Ne zaman bitecek? Ne zaman yapılacak? Merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin, beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederiz. Kadının elinin değdiği yer güzelleşir. Çiçek gibi yapar. O da saray yapacak. Kütahya yerel seçimlerine hazırlanıyor. Mahallelerde muhtar adayları yavaş yavaş adaylıklarını açıklamaya başladı. Bunlardan birisi de Seher Bozbay. O da Saray Mahallesi muhtarlığına aday. Büyüdüğü mahalleye sahip çıkacak. Onu adına yakışır bir şekilde saray yapacak. Yerel seçimlerde Kütahya Saray Mahallesi muhtar adayı olduğunu açıklayan Seher Bozbay, mahallesinde hizmet etmek istediğini, halka hizmetin hakka hizmet olduğunu belirtti. İnanılmaz ama çevresi tarafından çalışkanlığı, dürüstlüğü, azmi ve mütevazi ile bilinen Seher Bozbay, muhtarların gelirinin iyileştirildiği şu dönemlerde muhtar maaşının kaç lira olduğunu bile bilmediğini merak edip araştırıp sormadığını dile getirdi. İçine sevgi katılan her şey güzel olur. Seher Bozbay da mahallesine mutluluk, huzur ve sevgi katacağını, mahallesini saray gibi yapacağını söyledi. Çevre temizliği başta olmak üzere çocuklarımız rahatça güvenle oynayabileceği, parkları ve güzelleştireceğini, mahallesinin ışıl ışıl olması, mahallesinin parmakla gösterilen bir yer olması için gece gündüz özveriyle çalışacağını, örnek mahalle ve örnek muhtar her yerde anılması sağlayacağını dile getirdi. Devletin belki en küçük birimi gibi gözüken ama ne olmazsa köyler, mahalleler olmazsa şehirler olmaz sözünü gaye edinen Seher Bozbay, öylesine ailesi gibi gördüğü büyük bir aile olan Saray Mahallesi ailesinin bir ferdi olduğunu ve bu aileye, devletine hizmet edeceğini belirten Seher Bozbay'a da Saray Mahallesi sahip çıkacak. Kadın muhtarların başarılı olduğu toplumumuzda Seher Bozbay'ı mahallelerine muhtar yapacak kamuoyu olarak bu sade ve samimi çalışkan bir dürüst muhtar adayını desteklemekte temel yönetim bazında ve çevresinde sevilen, sayılan, yapıcı ve iyi ilişkiler kuran Seher Bozbay bizlere adaylığı hususunda ayrıca şu açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda hatta 2019 yılında da duyduğum çok fazla şu söylem var. Sen maaş için giriyorsun veya başkalarının da işte maaşınız çok iyi olacak falan. Asla maaşı düşünmüyorum, bilmiyorum bile. Olur da Allah nasip ederse, muhtarlık olursa elimden geldiğince ihtiyaç sahiplerine, okula giden çocukların okula okumasına da destek veririm. İhtiyaç sahiplerine elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Dediğim gibi maaşıyla alakalı girmiyorum bu işe.